Herkese merhabalar. İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan Eda Karada. Haftanın ikinci işlem günündeyiz ve liranın lehine hareketler oluştuğunu izliyoruz. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD büyüme verisi geldi ki piyasaların beklentisinin oldukça üzerinde gelmesi iyi bir performans göstermesi doların güçlenmesine neden olmuştu. Ancak Cuma günü gün sonuna doğru Güney Afrika'da hükümet içerisinde yaşanan karışıklıklar Güney Afrika randının dolar karşısında sert bir şekilde değer kaybetmesine ve aynı zamanda gelişmekte olan ülke para birimlerinin görüntüsüne de bunu yansıtmasıyla beraber biz dolar TL'de 2.99 hatta 3'e doğru bir yolculuk izlemiştik. Ancak bu hafta bakacak olursak lirada bir miktar daha değerlenme olduğunu izliyoruz. Yabancı portföy girişleri haliyle hem BIST'e hem de liraya biraz daha pozitif bir etki yaratıyor. İçeride yurt içi piyasalardaki pozitif görünümle beraber dolar TL'de ve euro TL'de de geri çekilmeler izlerken Borsa İstanbul'da 75.000'in üzerindeki seyrini devam ediyor. Borsa İstanbul'da 75.000'in üzerinde ve eğer bu seviyenin üzerinde kalmayı sürdürürse 76.000 ve 76.500 direnç noktaları karşımıza çıkacaktır. Tabii ki şu an için bizim yurt içinde çok fazla etkileyecek bir haber akışı bulunmuyor. Ama Perşembe günü enflasyon, Cuma günü de ABD'den tarım dışı istihdam verisini alıyor olacağız. Haliyle bu iki gün takip edilecek veriler endeksin ve tabii ki dolar TL'nin seyri açısından önemli olacaktır. Eğer gelecek olan verilere rağmen Borsa İstanbul 75.000'in üzerinde durmayı başarırsa bu durum zaten onu 76.000 ve 76.500'lere doğru yolculuğuna destekleyici olacaktır. Geri çekilmelerde 74.000 ve 73.500'ler destek konumunda karşımıza çıkıyor. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL 2.94 seviyelerinde biraz daha 2.95'i zorluyor. Genel resme bakacak olursak hala yükselen trend devam ediyor. Yani geri çekilmeler görsek bile önümüzdeki süreçte tekrardan 2.95'lerin üzerinde yukarı yönlü hareketler izleyebiliriz. Şimdilik 2.93.40 bölgesini destek noktası olarak takip edebiliriz. Bunun altına geri çekilmeler paritenin 2.90-2.93 aralığına doğru düşüşlerine neden olabileceği gibi o aralıkta bir süre denge arayışı sağlayabilir. Bununla beraber tabii ki 2.94-50 üzeri hareketlenmeler yani 2.95 üzeri seyirlerde 2.96 ve 2.98 direnç aralığı karşımıza çıkacaktır. Az önce de söylediğim gibi Perşembe ve Cuma yakından takip ediyor olacağız. Günün geri kalanında bugün içerisinde de ABD'den açıklanacak veriler var. Çok majör veriler olmasa bile yine de piyasalar tarafından takip ediliyor olacak. Herkese iyi günler dilerim. İntegral Menkul Değerler. Forex'te güvenin simgesi.